Şöylelikle biz kadınlar güzelliğimize çok önem veriyoruz ama özel günlerde daha bir özeniyoruz. O yüzden de biz konseptimizi bu yöne çevirdik. Ağırlığı daha çok makyaja ve saça verdik. Gelinbaşı yapıyoruz, topuz yapıyoruz, su dalgası, maşa, değişik değişik saç modelleri uyguluyoruz. Bir hanımlarımız buraya geldikleri zaman iki işlemi de aynı zamanda uygulamış oluyoruz. Bir taraftan saç yapılıyor, bir taraftan makyaj yapılıyor. Böylelikle stres yaşamıyorlar o gün çünkü zamanlarını iyi değerlendirmiş oluyorlar. Ve gelinliklerini, abiyelerini giyip hazır bir şekilde çıkmış oluyorlar. Son zamanlarda tercih edilen tonlar genelde toprak tonları. Ama bu müşterinin zevkine ve isteğine göre değişiyor. Bazıları hafif makyaj seviyor. Atıyorum Arap müşterilerimiz, Hint müşterilerimiz daha çok ağır makyajı seviyorlar. Ben kendim mesleğim gereği tabii ki daha çok gece makyajını seviyorum. Ağır bir makyaj tercih ediyorum. Yaklaşık 10-11 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ama tabii bunun içinde 3 yıl meslek öğretim var. Ondan sonra ustalık belgemi aldım. Sonra da daha çok makyaj ve topuz üzerine ağırlık verdim. Ayda bir sefer workshoplar düzenliyoruz. Bu workshoplarda uygulamalı oluyor. Herkes kendi modelini getiriyor. Ben onlara gösteriyorum. Ufak tüyolar veriyorum. Highlighter, contouring veya daha çok hangi bölgeye ağırlık vermek istediklerine bağlı. Ben en çok tercih ettiğim göz bölgesi. Benim için yüzün en önemli kısmı göz. O yüzden daha çok ona ağırlık verdim. Küçük gözleri daha büyük nasıl gösterebiliriz veya göz kapağı düşük olanlara nasıl bir göz makyajı gider? Onları gösteriyoruz. Yüz hatlarını nasıl ön plana çıkarabiliriz onu gösteriyoruz. Highlighter'ın nasıl doğru uygulanmasını gösteriyoruz. 5-6 saat uygulamadan sonra katılımcılara sertifika veriyoruz. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.